Merhaba Hanımlar Diva patik YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugünkü videomda sizlere bu baklava dilimli çorabın üzerine bu işlemeler nasıl yapıldı bunu anlatacağım Ben bu çorabımı 38 39 numara ayaklar için yaptım bu çorabımda normal patiklik bir ip kullandım şişlerimde 3 numara. Ayrıca hanımlar belirtmek isterim ki ben bu baklava dilimlerini iğne ile yaptım örerken yapmadım çok pratik çok güzel bir model bu modeli bebek yeleklerinde bebek hırkalarında hatta büyük erkek yeleklerinde su rahatlıkla kullanabilirsiniz üstelik yapımı da çok kolay ben bunun için dümdüz hiçbir işlem olmayan dümdüz bir çorap ördüm çorabıma ben 12 ilmek olarak başladım her şişte 14 ilmek olana kadar artırdım çorap yapmayı bilmeyenler için de daha önce paylaşmıştım çorap burnu nasıl başlanır nasıl artırılır topuk kesimi nasıl yapılır boğaz nasıl yapılır hepsinin linkini açıklama kısmına ekleyeceğim hanımlar bakın şu şekilde bir çorap oldu hatta biraz uzun boğazlı bir çorap yaptım günlük kullanım için de gayet ideal ve çeyizler için de e, kullanabileceğiniz çok güzel bir model ben koyu kahve ve turuncu renklerini kullandım hatta bakın bunun da topuk kesimini yaptım ama henüz topuğunu yapmadım. Hiç vakit kaybetmeden Hanımlar hemen e, videoma başlamak istiyorum Öncelikle Hanımlar ben 12 ilmek olarak başladım her şişte 14 ilmek olana kadar artırdım. Artırdığım yere bu pembe ip buradaki ne diyecek olursanız Artırma işlemin bittikten hemen sonra e, Bu pembe ipi koydum ki baklava dilimini işlemeye oradan başladım Hemen bu pembe ipimi çıkartıyorum buradan bunu koymamın maksatı da bu ilmek karışmasın diye tabi bende bir sayı takıntısı var videolarımdan beni tanıyanlar tanırlar aynı sayı üzerinden devam etsin diye modelime ilk olarak şu şekilde başlayacağım hemen ilk başladığım yere e, kamera ile e, masa arasındaki mesafe kısa olduğu için biraz zor olacak gibi hemen hanımlar ilk başladığım yer şura bakın ilk örmeye başladığımız yer şurada ipin olduğu tam o yerden şu şekilde ilmek çıkartıyorum Evet pembe ipimi çekiyorum Pardon pembe dedim kahverengi ipimi çıkarttım hemen e, ee, artırma işlemi bittiği yerden her şey şimdi 14 er tane ilmek olup da artırma işleminin bittiği yerden hemen tam ortadan kahverengi ipimi çıkarttım hanımlar burada yapmamız gereken şu hanımlar çok kolay bakın İpime düğüm atıp arkadan çıkarttım herhangi normal bir iğne kullandım ben hemen bir üst ilmekten bakın bir üst ilmekten şu şekilde şu şekilde iğnemi çekiyorum Evet iğnemi oradan çektim iğneleri iğneyi çekerken çok sıkmayın hanımlar hemen yine ilk başladığım yere iğnemi takıp ilk başladığım yere hemen yan taraftaki ilmeğin bir üst ilmeğin üstünden çıkartıyorum. Hemen ipimi yavaşça çekiyorum. Sıkmayalım hanımlar. Çok gerilir ya değilse. Evet hanımlar buraya çıkarttım. Şimdi yapacağımız işlem yine şu. Hemen şuradan iğnemi çıkartıyorum. Sağa doğru kaydırıyorum. Baklava dilimi oluşacak. Sağa doğru kaydırıyorum. Yine ilk bakın başladığım yere. Dikkat edelim. Çorap iki kat olduğu için alttan altta çorabımızın alt tarafına e, dikişimiz geçmesin. Hemen yine başladığım yere iğnemi takıyorum. Yan taraftan hemen şu şekilde iğnemi çıkartıyorum. Sağa doğru kaydırıyorum. Bakın ikinci şeklimiz de oluştu. Evet hanımlar bu defa yine hemen bu ortam ilmeğin üst tarafından şuradan çok yavaşça gösteriyorum. İğnemizi yavaşça çekiyorum. Evet şişlerime takıldı ipim. Yine hemen başladığım yerden hemen şuraya tekrar iğnemi takıp hemen tarafının bir üstünden bakın hemen buradan bir üst ilmeğin olduğu yerden iğnemi çıkarıyorum 1 2 3 tane oldu burada toplam 11 olana kadar hanımlar bu şekilde devam edeceğiz bakın hemen üst tarafından şekilde iğnemi alıyorum Hemen olduğu yere yine batıp hemen sağ tarafın bir üst ilmeğinden ilmeğinin içinden iğnemi çıkartıyorum. 4 ilmeğim oldu. Tekrar yavaşça göstereyim sizlere. Erkek çorapları için de gayet e, uygun bir model bu. Hem bayan hem erkek. Erkeklerin kullanacağı renklerde tonlarda yaparsanız renk tonlarında erkekler kullanır bayanlar da kullanır çocuk çoraplarında da hoş olur hemen yan tarafından yine çıkartıyorum bakın 5 tane oldu 1 2 3 4 5 oldu gördüğünüz gibi ben altın ilmeğimi yapayım bir üst tarafından hemen şuradan ilmeğimi çıkartıyorum hemen alt tarafından batıp bakın ben çorabıma arada şöyle kontrol ediyorum ki alt tarafına dikişim geçmesin diye hemen yan tarafın bir üst ilmeğinden çıkartıyorum bu şekilde Hanımlar buraya 11 olana kadar yapacağız Evet Hanımlar ben burada 11 tane yaptım bakın şunla beraber 11 bu defa baklava dilimi içeri doğru geçecek size şu şekilde bir baklava diliminin yapılışını anlatacağım İşi i̇şte bu defa sola doğru kayacak. Sağa doğru kaydırarak gelmiştik. Şimdi de sola doğru kayacak. Sola doğru kaydırmayı da yine şöyle yapıyoruz. 11. hemen dibine doğru böyle batarken bu defa iğnemizi sola doğru bir üst ilmeğin oradan çıkartacağız. Hemen yani şuradan. Yavaşça çekiyorum ipimi. Evet. Şimdi sola doğru ilerleteceğiz hemen bir üst tarafına şu şekilde iğnemi yavaşça batıyorum ilmeğime buraya bakın battığım ilmek şeylerine de bakın üst ilmeğe doğru batıyorum hemen ipimi çekiyorum bu defa yine ilk buraya tekrar aynı yere iğnemi batıp sol taraftan bir üst ilmeğini oradan iğnemi çıkartıyorum Gördüğünüz gibi burada da bakın 1 2 oldu. 11 tane de hanımlar bu şekilde devam edip gideceğiz. Hemen ilk başladığım yere takıp sol tarafının bir üst ilmeğinin içinden iğnemi çıkartıyorum. Yine bir üst ilmeğin bu şekilde içinden ilmeği çıkartıp başladığım yere bu şekilde bu işlemi de Hanımlar toplam 11 tane olana kadar yapalım bakın 1 2 3 4 5 ben 5. yapıyorum buraya kadar 11 tane yapıp gelelim Evet Hanımlar şimdi hemen turuncu ıı, bölüme turuncu ipimle yapacağım baklava dilimlerine geldi sıra hemen bunu şuradan başlatacağım bura bura tam köşeye denk gelecek hanımlar bakın bunun bitti ilmek yeri burası bunun ilk başlangıç yeri de buradan tutturunca burası oluyor hemen o bölümden sayıları tam denk getirelim ki baklava dilimimiz düzgün düşsün çorap boyun biraz uzadığı için ilmekleri çıkarmam biraz böyle zor gibi oldu Hemen ilk ilmek yerim tamam tam olarak burası hanımlar gelip buldum evet şuradan hemen turuncu ipimi geçiriyorum iğnemle hemen baklava dilimi yapmaya başlıyorum hemen bir üst ilmeğin içinden şu şekilde. İlk ilmeği yapacağım. Ilmek görünümü olduğu için ilmek değil ben. Kahvenin karışmasın. Hemen ilk başladığım yere iğnemi takıp yan tarafındaki ilmeğin içinden şekilde çıkaracağım. Yavaşça. Evet ilk şeklimizi oluşturduk. İkincisine hemen kahverengi bölümde gösterdiğim gibi devam ediyorum. Başladığım yerden takıp hemen sol tarafındaki bir üst ilmeğin içinden iğnemi çıkartıyorum. Aynı yerden ilmeğimi çıkartıp hemen yan tarafta gördüğünüz gibi yapıyorum Hemen. Evet hanımlar burada yapmamız gereken yani şu bakın Burada kahverengi ile gittiğimiz için kahverengi olanı atlayıp bir kahverenginin bir üst tarafından çıkartacağız. İğnemizi bakın şöyle kahverenginin bir üst tarafından Bu şekilde böyle çıkarttım. Hemen burada yine yapmaya devam edeceğim. Baklava dilimimi. hemen yan tarafın bir üst ilmeğinin olduğu yerden iğnemi çıkarıyorum. Hemen şuradan işlemi yapmaya devam ediyorum. Bu işlemi nereye kadar devam ettireceğim onu da söyleyeyim. Burada beş tane olmuştu. Buraya da beş tane kadar gelecek hanımlar. Bu şekilde dümdüz devam edeceğiz. Beş tane baklava diliminin burasına gelene kadar işlemimizi yapıp gelelim. Evet hanımlar buradaki turuncu bölümü sizlere bahsettiğim gibi tamamladım. Şimdi diğer işlemler turuncu baklava dilimini oluşturacağım. Bir defa kamerayı biraz daha yaklaştırdım. Daha net görün diye sağa doğru kaydırarak gideceğiz hanımlar. İpimi hemen çıkarttım. ipimi. bunun ile bunun tam hizasından aynı yerden çıkarttım. Turuncu ipimi hemen üst tarafından ilk şeklimi oluşturuyorum. İğnemi çıkartıyorum. İğnemi tekrar başladığım yere tekrar tekrar takıp hemen sağ tarafın bir üst ilmeğinin içinden çıkartıyorum yavaşça çekiyorum sıkmadan Evet ilk ilmek şeklimiz oluştu sıra geldi ikinciye bu şekilde bir de düzeltiyorum ki ayırıyorum ki alt tarafı ile e, iğne geçmesin birleşmesin alt tarafı ile bir hata oluşmasın diye sık sık da kontrol ediyorum bu şekilde başlıyoruz hemen yapmaya. Hemen yan tarafın içinden çıkartıyorum iğnemi. Bakın. Oluşuyor yeni şeklimiz. Evet. Devam ediyorum hemen. üst ilmeğin içinden çıkartıyorum. Başladığım yerden takıp hemen yan taraftan bu şekilde alıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi şeklimiz güzelce oluşuyor. Burada kahverengi ilmek olduğu için hemen kahverenginin hemen bir üstüne gelen yerden ilmek çıkartıyorum hanımlar. Şu şekilde tekrardan işlemime devam ediyorum, yapmaya devam ediyorum. Hemen elimle şu şekilde tutunca daha rahat yapıyorum. Sizlere gösterebilmek için. Evet, şöyle hemen bir üstünden şuradan ilmek çıkartıyorum. Şöyle başladığım yerden gördüğünüz gibi eliniz alışınca seri bir şekilde kolayca yaparak e, hemencecik bitirirsiniz. Burada turuncu ilmek olduğu için hemen turuncunun bir üst tarafından bu şekilde geçiriyorum iğnemi. Bakın birbirinin devamı gibi bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi. Ben yavaş yavaş yaptım, yani zorlanarak zorlandığımı falan düşünmeyin. Çok kolay. Sizlere rahat anlatabilmek için öyle yapıyorum. Bakın hemen kullanıyorum hanımlar. Şöyle alttan hemen şöyle çıkartıyoruz işlemimiz bu kadar yani hiçbir zorluğu yok Evet şuradan da çıkartıyorum şöyle ilginizi çekeceğini düşünüyorum Ben bu modeli Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ee, Ayrıca bildirim zilini de açarsanız videolarımdan hemen haberdar olursunuz Hanımlar bakın bu tarafa doğru 5 ilmek olacak İkinciyi yaptım şimdi üçüncüyü yapıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde burayı da bu şekilde 5 tane yapacağız ve bırakacağız bir tane baklava dilimini birlikte yapmış olduk dediğim gibi siz daha da büyütebilirsiniz bunları daha da küçük yapabilirsiniz önemli olan 11 13 9 7 gibi tek sayı olması 2 4 6 8 gibi sayılar olmamalı hanımlar hemen bakın burayı hemen hallettim gördüğünüz gibi sizlerle birlikte baklava dilimini oluşturduk. Yapımı da çok pratik. Sizlere hemen ters tarafını da tanıtmak, göstermek istiyorum. Bakın hanımlar, tersten görünüşte şöyle. Daha bunlar devam edecek. Bu iplerle daha ikinci baklava dilimimi yapacağım ben. Çünkü ben çorabımda ikili baklava kullandım. Sizler e, tekli baklava benim yaptığım gibi bu şekilde tekli baklava dilimi yaparak da e, patik oluşturabilirsiniz. Ben çorap yapmak istediğim bu modelden çoraba daha çok yakıştırdım. Daha doğrusu bakın ters taraftan da görünümü bu şekilde. Evet hanımlar gördüğünüz gibi e, bugünlük de bu kadar beni izlediğiniz için vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum yeni modellerde yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.